أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم إتقبل وضيانا أقولين كلامي دريامي لقبولك آمين يا رب قرآن كرمين بركاته بلن حاضرية أستاذ مسكلا ديان صحبت لن خدا وزين حيال لي بركات لي قرين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على حبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدر لي حاجة أتلر أكلر أكلر أنا حلر أفسنجلر بقول منا جمع تندى تربمس جمع كرد پیغمبر صلى الله عليه وسلم مبارك bashoratlaridan biri jumada bir soat berkitilgan o'sha soatda qilingan duo qaytarilmaydi ijobat deganlar. Inshaalloh hozirdan niyatlarimizni ya'ni saqlab nazorat qilishga harakat qilishimiz kerak. Qalbingizdan nima o'tsa Alloh beradi. Shuning uchun niyatni muhofaza qilish muhim. Ayniqsa Makka-i Mukarramada, Madina-i Munawvarada qalbingizdan o'tganini nazorat qiling. Kichikroq, maydaroq qop ketmasin. Kattaroq, ulug'roq, olam shumulroq narsalarni niyat qiling. Go'zal niyat qiling.
Kadimgi ulamolar farzandga tarbiya berishlikdagi ya'ni eng qisqa muxtasar tarbiya nimadan iborat desa, farzandni yaxshi niyat qilishga o'rgatib qo'ying bo'ldi degan. Bo'ldi, yaxshi niyatni qalbingizga o'rnating, farzandingizga yaxshi niyatli farzand tarbiya qilib qo'ying bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo niyatlarni ko'kartiradi. Innamal a'malu binniyat. Amallar niyatga ko'ra e'tiborli bo'ladi. Niyatga ko'ra ko'p amal qilishda emas, go'zal niyat qilishda insonning qadri, bahosi, qiymati bilinadi. Odamlar million milliard saplaydi, riyo bo'lganligi uchun amal habata bo'lib ketadi. Odamlar bir dona belbog'ini Alloh yo'liga ishlatadi, tarixda nomi qoladi. Tarixda nomi qoladi, shu belbog'i tufayli jannatga kiradi. Belbog' qancha turadi? Ularning niyatlari ulug' bo'lgan. Shuning uchun Alloh taolo niyatlarimizni ulug' bo'lishligida nazorat qilishimizda o'zi bizlarga yordam bersin, nusrat bersin. Qadamlarimizni bu joyga yetkazgan, bu rahmatiga noil qilgan zot jannatga ham yetkazsin. Alloh taolo shu o'tirish davralarimizda, davraning to'rida Rasulullohga qarab o'tirishni hammamizga nasib qilsin. Ulug' diyorda Qur'oni Karim nozil bo'lgan shaharda turibmiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga mana shu shaharda, mana shu diyorda, mana shu omonlik yurtida Iqro bismi robbikallazi xalaq oyati nozil bo'lgan. Bugun bordik, ko'rdik, Jabalun Nurni ko'rdik, Jabalur Rahmanni ko'rdik. Savr g'ordan tog'idan o'tib ketdik, ko'rdik. Ana shularni tarixi bor. Makkaning har qanday toshini ko'tarsangiz katta tarix yo oyat yo hadis kelib chiqaveradi. Butun boshli islom ummatining hayotini qiyomatga qadar to'g'ri yo'lda yurishligini ta'minlaydigan ta'limot mana shu shahardan hozir bo'lgan. Oddiy joy emas bu joy. Bir rakat namozingizga 100 rakka, 100 ming rakat ajr beriladigan joy. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni to payg'ambar bo'lgunlariga qadar qavmlari eng yaxshi ko'rgan inson edilar. Eng yaxshi ko'rgan. O'zi odatda yaxshi bo'lsangiz, odamlarga yaxshilikni ilinsangiz, yaxshi odam, to'g'ri gapiradigan odam bo'lsangiz, hamma yaxshi ko'radi sizni. Makka-i Mukarrama da Ka'ba-i Muazzama buzilgan. Buzib qavm maslahatlashib, pul yig'aylik, yetgan pulimizga Makkani yangilab bino qilaylik deyishgan. Shunda bino qilinganda mana kirganlar ko'rdi. Hatim degan joyi bor. O'sha joyga pul yetmay qolgan. Makkadagi vaziyatni ifoda qiladi shu. Halol pul bilan bir binoni quraylik deb halol pulni yig'issa, bir binoni tugatishga yetmayapti pul. Demak, harom shu darajada bo'lgan. Zino shu darajada, ribo shu darajada bo'lgan. Zulm haddan oshgan bo'lgan. O'sha yetmay qolgan joyini pul yetmadi-yu, ozgina harom aralashtirib olaylik deyishmagan. Bo'ldi, qoldirishgan shunda. Allohning rahmati ekanda, hozir hammamiz Ka'baga kira olmaymiz, to'g'rimi? Lekin o'sha xatimni ichiga kirib namoz o'qisangiz, Ka'baga kirganday bo'lasiz. U ham xatim Ka'bani ichi. Hozir endi biroz siyosat qattiqroq bo'lib, koronavirusga o'xshagan narsalar, tartiblar bo'lganligi uchun qiyinchilik bo'lyapti. Inshaalloh bu davrlar yana bundan ham yaxshi islohotlar bo'lsa, kirib o'qishlik imkoniyati bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga 25 yoshlarida shu Ka'bani qurilayotgan paytda Hajarul Aswadni o'rniga qo'yishlik masalasi talamash bo'lgan. Qavmlar, urug'lar qilichlarigacha yopishgan hatto. Biz haqlimiz, biz zo'rmiz, biz qo'yamiz deb. Bizni obro'yimiz bor, bizni sharafimiz bor deyishgan. Shunda bu to'polon janjalni bir aqlli odam, dono keksaroq odam to'xtatgan. Hey deyishgan. Janjal qilmaylik, kelinglar kelishamiz. Qur'a tashlaganga o'xshagan bir narsa qilamiz. Nima? Mana shu eshigidan kim kirib kelsa, o'sha qo'yadi deyishgan. Kutib o'tirishgan rahmatan lil alamin Muhammad sallallohu alayhi vasallam kirib kelganlar 25 yosh hali payg'ambar emaslar. Hammalari xursand bo'lgan. Nimaga? Eng yaxshi ko'rgan insonlari, Makkaning juvon mart yigiti, Makkaning ko'rkam o'ktam insoni Muhammad alayhisalom. Hammalari qo'llarini ko'ksiga qo'yishgan. Bo'ldi, shu odam qo'ysa rozimiz deyishgan. Payg'ambar alayhisalotu vasallam
kelib turib masalani eshitib ko'rganlaridan keyin muborak to'llarini yechib Hajarul Asvadni ustiga qo'yib hamma qabiladan bittadan odamni chaqirib 12 ta qabila to'nni ushlatib ko'tarib olib o'zlari qo'yganlar. Buni nima uchun aytayapman? Hamma yaxshi ko'rardi Rasulullohni. Birorta odam u kishi haqida yomon fikrda emas edi. Hamma u zotni qo'llab-quvvatlardi. Keyin vahiy nozil bo'lganda nima bo'ldi? Rasulullohni yaxshi insonlar yaxshi ko'rishda davom etdi. Rasulullohni yomon insonlar yomon ko'rishni boshladi. Abu Cahl Peygamber aleyhissalatu vesselamga qarab seni derdi. Judayam xulik, judayam badbashara deb bilaman derdi. Peygamber aleyhissalatu vesselam to'g'ri aytyapsan derdilar. Abu Bakr Siddiq radıyallahu anhu aytadilar, bir oyga qaradim, bir Rasulullohga qaradim. Oydan Rasulullah chiroyli ekanlar dedi. Peygamber aleyhisselam salam to'g'ri aytyapsan dedilar. Şimdi Oysha onamiz so'raganlar, Abu Jahlga ham to'g'ri aytyapsan dediz, bu otamga ham to'g'ri aytyapsan dediz. Nimaga deganda, har kim o'zini qalbidagi narsani ko'radi. Abu Jahl qalbidagi iflos narsani ko'ryapti. Unga ham to'g'ri aytyapsan dedim. Ya'ni Abu Jahl, Abu Bakr radıyallahu anhu qalbidagi nur bilan ko'ryapti. Unga ham to'g'ri aytyapsan dedilar. Payg'ambar alayhisolatu vasallamga hujum bo'ldi. 40 yoshga yetganlarida vahiyni, da'vatni boshladilar. Butlarga qarshi chiqishlikni, shirkka qarshi chiqishlikni, zulmga, tug'yonga, poraga, harom ishlarga qarshi chiqishni boshlaganlarida Rasulullohni poraxo'rlar, zinokorlar, o'g'rilar, qotillar yomon ko'rishni boshladi. Zaten yaxshi insonni yaxshi inson yomon ko'rmaydi. Yaxshi insonni yomon odamlar yomon ko'radi. Payg'ambar alayhissalotu vasallam hijrat qilishga majbur bo'ldilar. O'sha hijratlarida bordik mana 3 kun bir Savr degan g'orda yashaganlar. G'or bilan Kahfni farqi bor. Kahf Qur'oni Karimda Ashabul Kahf keladi. Kanu min ayatina ajaba ashabi kahfnislar ajablanarli hodisa deysizlarmi? Kahf bilan g'orni farqi bor. G'orda bitta ikkita odam o'tirishi mumkin. Kahfda 10 dan oshiq odam kirib bemalol yashaydigan joyga kahf deydi arablarda. O Savrdagi g'or. Kichkina joy, toshning orqasida bekinib o'tiradigan joy. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu bilan chiqib ketganlaridan keyin Hazrat Aliga aytganlar. O'rnimda yot. 12 ta qabiladan qarang, hikmatni qarang. Payg'ambar alayhissalom mana shu qavmlarni qo'li Hajarul Asvadga tegib qolsin deb hammasini chaqirib Hajarul Asvadni qo'yishlikka ishtirok ettirganlar. Rasulullohni qatl qilishda o'sha 12 ta qabila bitta-bitta yigitini tanlab qilich berib Rasulullohni o'ldirishga hujum qilganlar. Taklifni qarang, tavsiyani qarang, payg'ambarning tavsiyasini qarang. Odamlarga rahmat bilan qarayapti Rasululloh. Ular Rasulullohni o'ldirishlik uchun bu tavsiyani qilishyapti. Ba'zi rivoyatlarda shayton bu tavsiyani qildi. Shayton kelib bu masalani o'rgatdi degan ulamolar. Chunki qon hammaga sachrab ketadi-da. Muhammad alayhissalomni o'ziga yarasha qabilasi bor, qavmi bor, Bani Hoshimdanlar. Bani Hoshim kim Rasulullohga zarar yetkazsa qas oladi. Ana shu qasdni oldini olish uchun 12 ta qabila hammasi ishtirok etgan. Qon sachrab ketadi hammaga, Bani Hoshimning kuchi yetmaydi bizga deyishgan. Planni qarang, rejani qarang. Payg'ambar alayhissalotu vasallam Hazrati Aliga aytdilarki, "Meni joyimda yotib tur" dedilar. "Sen bilan Madinada ko'rishamiz." Hazrati Alidan keyin so'rashgan. 12 ta odam kirib kelsa, o'sha yotgan joylarini bitta ochsa, payg'ambar alayhissalom yo'q. Ba'zilari Alini o'ldirmoqchi bo'lgan. Boshqalari to'xta deyishgan, "Bu yosh bola nima qilasan? Qo'y bor." Keyin Alidan so'rashgan, "Sen qo'rqmadingmi? 12 ta odam tepangni qilich bilan o'ldirgani kelyapti. Rasululloh deb o'ylab seni chop tashashlardan qo'rqmadingmi?" deganda, "Yo'q" degan. "Axir Rasululloh Madinada ko'rishamiz" dedilar degan. İmanını karayın, işonishni karayın. Ular oddiy odamlar bo'lmagan. Osonmas tarixda bunday insonlar nomini ko'tarib yurish. Osonmas. Payg'ambar alayhissalotu vasallam Abu Bakr bilan birga radhiyallohu anhu g'orda yashirinib o'tirishibdi.
Asma bintu Abi Bakr radiyallahu anha. Peygamber aleyhissalatu vesselamning yollaridagi zot Abu Bakrning qizi. İslomda ayol o'ta qahramon siymo sifatida gavdalanadi. İslomdagi ayollarning tarixini o'qisangiz, ayollar qahramonlar hisoblanadi. Payg'ambardek zotlarni ham yonida maslahatchisi ayollar bo'lgan. Payg'ambarni og'ir kunlarda holidan xabar olgan zotlar ayollar bo'lgan. Ayol siymosi muhim islomda. Ayolni qadri o'ta baland islomda. Faqat ayollar bu qadrini bilish kerak o'zini. Chunki ayolga bog'liq. Men islom tarixini, insoniyat tarixini o'rganib, ajablanib, hangi mang bo'lib qoldim. Yer yuzidagi barcha janjallarning tepasida ayol bora. Birinchi odam alayhi salatu vasallamning ikkita farzandi bir-biriga nisbatan, ya'ni tortishuvda ayol bor. Ayolni talashdi. Butun boshli Rim imperiyasi ayol deb cho'kib ketdi. Forslar ayol deb sindi. Butun boshli ummatni boshiga balo kelyotganda Ummu Saloma onamiz payg'ambarimizga maslahat berdilar. Rasululloh o'sha Ummu Salomaning gaplarini qilib maslahatga yurdilar, ummat omonda qoldi. Ayol deb. Asma radhiyallohu anha ana shunday ayollardan edi. Asma muhacir sahabeler içinde en ahırı vafat etken ayol. 80 yaştan ötkenliyken vafat etkenler. 80'dan ötüp. Asma'nın dedesi sahabe. Asma'nın babası sahabe. Asma'nın iri sahabe. Asma'nın oğlu sahabe. Asma'nın singlisi sahabe. Bunaqa insan bu beydi. Tutta sanat sahaba. Dedeleri Abu Bakir. Dedelerinin dedeleri Abu Quhafa. En ahirgi Müslüman bu gellerden. Özleri sahabiye. Singilleri kim? Aişe radıyallahu anha sahabiye. Oğulları Abdullah sahaba. Abdullah hicrette birinci tuğulgen Müslüman sahabelerden saplanadı. Abdullah ibn Zubayr. Asma aytadı. Dedem bilen Muhammed aleyhisselam çıkıp ketkenlerden keyin dedemnin dedesi keldi deydi. Abu Quhafa hali Müslüman bo'lmagan. Kelib Asma'ga aytgan ekan. Bu deden sallarına taşap ketti. Sallarga u bu narsa kaldırdı mı? Yok için taşap keti vardı mı? Deb Abu Bakr'ga işaret qilgan o'zining o'g'liga. Deganda Asmo aytadi, Abu Quhofani ko'zi ko'rdi deydi. Yo, dadam bizga deydi, juda ko'p mol dunyo qoldirdi, deb qo'llariga bir idishni olib, ichiga toshlarni qo'yib, ustiga kiyimlarini qo'ygan ekanlarda Abu Quhofani qo'lini ushlab, halgining tepasiga mundoq tegizgan ekanlar. Ko'ryapsizmi, shuncha tilla qoldirdi deb. Abu Quhofa aytgan ekanki, "A, demak yaxshi ekan. Xotirjam bo'ldim, sizlarga yaxshi narsa qoldiribdi" deb. Asmo aytadi, "Biror narsa qoldirmaganda" deydi. "Hech narsamiz yo'q edi" deydi. Keyin payg'ambar alayhissalotu vasallam bilan Abu Bakr Siddiqni g'orda ekanligini yagona Asmo bilardi. Bitta shu bilardi. Abu Quhofa ketgandan keyin Abu Jahl keldi, 5-6 ta o'zini yani şatırları bilen. Kelip Asma'ya aitti ki deden kanı dedi. Bilmiyim ben dedi. Sen bilesen dedi. Ya bilmiyim ben dedi. Sen gap kaytarma deyip vurup yüzlerini kan etti. Keyin ket dediydi. Keç bugün de avukat tayarladım. Avukatlarını bitti idişke salıp yani kurtaradıken idişte yok. Keyin belbağımı aldım dediler. Belbog'ni yoyib ikkiga bo'ldim deydilar. Bir qismiga quruq non, xurmolar, ikkinchi qismiga boshqa ovqatlarni solib, ikkita belbog'da oborib payg'ambar alayhissalotu vasallamga yetkazdim deydilar. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam bu ya'ni nitoq deyiladi. Bu nitoqni qattan olding dedilar. O'zimni belbog'imidi, shuni ikkiga bo'lib sizga olib keldim deganlarida payg'ambar alayhissalotu vasallam Allah Teala senge bu ikide nitak
o'rniga jannatda senga ikkita belbog' beradi dedilar. Mana shu gapdan keyin Asmoning bitta ismi Zatin Nitoqayn edi. İki belbog' sohibasi. Belbog' Allohning yo'liga ulug' niyat yo'liga sarflangan belbog'ning qadrini qarang. Hozir imkoniyatim bo'lsa million milliard mablag'im bo'lsa o'sha ikkita nitoqni sotib olasanmi desa ikkilanmay sotib olaman. Lekin olamaymiz. U maqom ularga nasib qildi. Biz ulardan nima sotib ola olamiz? Niyatni sotib ola olamiz. Niyat. İslam'da niyat muhim. Asma radıyallahu anh'ını Peygamber aleyhissalatu vesselam Abu Bakr Siddiq radıyallahu anh'u Zubayr ibn Avvam'a turmuşka bergenler. Zubayr ibn Avvam'ın ne malı var, ne atı var, hiç nesnesi yok adam idi. Kuliyem yok idi. Kembeğal adam idi. Asma radıyallahu anh'a Zubayr'ın bir çekkede yatken bağıdan işlep mihnet kılıp yani meyve çevelerini, hurmalarını üyüge taşırdı. Başıge koyu alıp üyüge taşırdı. Tahminen 5 çakırın cöyden. Lomalar 3 kilometre atrafı da değildi hazır ki günde. Ayollarımız mihnet kılarken biz sahabiye ayollarını bir izleş gerek. Asma ayet ediler ki bir günü Peygamber aleyhissalatu vesselam yolda kiti yaptılar. Atta bir kançı navkarlar bile, sahabeler bile. Kurdular da rahimleri geldi Asma'ya. Asma otga minib ol dediler. Bitta otga mingashtirib olib uyinga tashab qo'yamiz deganlarida Zubayrning rashkidan qo'rqdim deydilar. Erlari o'ta qattiq rashkchi odam edilar. Rashklari qattiq edi. Zubayrning rashkidan qo'rqdimda hayo qildim, chiqmadim otga. Keyin kelib Zubayrga aytdim. Shunaqa yo'lda Rasululloh ko'rib qoldilar, otga min dedilar, minmadim. Sizni rashkingizni aytdim deganlarida Zubayr shunaqa qattiq odam bo'lgan ekanlarida o'sha boshingda shuncha yukni ko'tarib kelganing afzal menga begona odamlarni otiga minganingdan degan ekanlar. Shunda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu qizlarini qiynalib ketganlarini eshitib bir qulni jo'natgan ekanlar. Mandan senga shu qul o'sha bog'ga borib kelishlik, suv tashishlikni shu qulga buyurasan deb. Asmo aytadilar, shundan keyin qullikdan ozod bo'lganday bo'ldim deganlar. Qarang, erga shunaqa xizmat qilgan ekanlarda. Asma radhiyallohu anhoni yana bitta fazilatlari bor. Dadalari Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu tirikligida jannat bashoratini olgan. Abu Bakr fil janna deganlar payg'ambarimiz. Dadasi jannati ekanligi aniq. O'zlari jannati ekanlariga payg'ambar alayhissalom g'orda aytibdilar. Senga Alloh taolo jannatda ikkita belbog' beradi deyapti. O'zlari ham jannatiyligini aniq. Turmush o'rtoqlari Zubayr ibn Avvom Asharatul Mubashshiradan bittasilar. 10 ta jannat bashoratini berilganlardan bittasi. Erlari ham jannatiya. Shu ayolni qiynalganini qarang. O'g'illari Abdulloh Madinada tug'ildi. Madinaga hijrat qilganlarida Madinadagi Yahudiylar, munofiqlar, musulmonlarni xatolarini izlashardi. Qachon xato qilarkin bu musulmonlar? Qachon qoqilarkin bu musulmonlar deb yurishardi. Vaqt izlashardi, imkon qidirishardi. Madinaga kelganlaridan keyin 1 yil, 1 yarim yil orasida farzand tug'ilmay qo'ydi. Shunda gap tarqatdi munofiqlar, Yahudiylar aytdiki, "Ha bu musulmonlar" dedi, "zoti qirildi bularni" dedi. Bulardan endi odam ko'paymaydi dedi. Chunki bular o'zini dinini, o'sha butga sig'inadigan dinini tark qildi. Bularning butlari bularni qarg'adi degan gap tarqatishdi. Gapni qarang. Folbullar gap tarqatadi-yu. Shunaqa gapda endi bu. Na asosi bor, va na burhoni bor, hech narsasi yo'q. Faqat shu zarar bersa bo'ldi. Faqat qalbiga mahzunlik, shu ilonni singari chaqsa bo'ldi. Ha musulmonlar bo'ldi, qirilib ketadi. Payg'ambar alayhissalomga bu gap ta'sir qilardi. Xafa bo'lardilar. Va yagona ayol homilador kim? Asmo. Bu Asmoga qaradinglarmi? Bu Asmoni ehtiyot qilinglar.
bu asmadan haber alıyorlar. Her günü sorardılar. Bomdat diye mi kuptan diye. Çünkü şu, geleceğinin başarısı. Şu. Asma radıyallahu anh'a tukkan zahatları kütarıp Resulullah'ın aldığı kapı geldiler. Birinci ağzıge kirgen sölek yemiş Resulullah'ın sölekleri buldu. Abdullah dem nam koydular. Yani hurma çaynab unga tengleyini kütarıp koydular. Abdullah. Bütün Medine'de Müslümanlar takbir etişti. Allahu Ekber, Allahu Ekber takbirlerine etişti. Hursançilik takbirlerine. Çünkü Medine'de birinci tuğulyen muhacir Abdullah ibn Zubayr. Keyinçelik bu zatın tarihini okusayız, gözlerinizden yaş çıkadı. O kişi niye katıl kılışken? Haccaş degen adam katıl kılışken. Abdullah ibn Zubayr, Yazid ibn Muaviye vafat etkenden keyin, mana şu Mekke'de, mana şu turgan joyimizda adamlardan bayat olganlar, halife bu geldiler. Haccaç, Abdülmelik ibn Marwan'ın buyruğu bilen Mekke'ye hücum kıyan, asker tartıp kıyan ve Abdullah radıyallahu anhu'nu kamal kıyan. Mana şu Kabe'ni, Kabe'ni mencelik degen narsa bilen, taş bilen urup meydanegen, sindirgen. Çünkü Abdullah ibn Zubayr yukarıda etkenimiz hatim degen joyni tekis kılıp Kabe'nin eşiğini paske çürgeneken, çürgendiler. Halifeler Peygamber aleyhisselam'ın arzuları vardı. Ayşe anamızga etken ediler. Ayşe seni kavmin, seni kavmin yani Kureyş'ine et yaptılar. Gap söz kıvarışlığını yani bu megendeydi. Ben hatimi tekisle koyardım. Yani yetmegen joyini bitirip koyardım. Eşiğini paske çürüp koyardım. Fakat adamların gapı için bunu kıma yapman de geldiler. Bundan hem katta fikri alınadı buralarlar. Adamların bazı fitneli meseleleri kuzgalış mümkün bugün uğrunda cimturlar. Resulullah cimturdular. Zubayr, Abdullah bin Zubayr şunu kıyarlar. Halife bugünlerde denkin Kabe'ni bitirgenler, eşiğini paske çürüp koygenler. Keyin haccaç kirip Kabe'ni buzup yani eski halayı kaytarıp koygen. Asma 80'den aşken. Kuzu acize. Abdullah oğulları keldi. Onanı aldı ge. Urve ibn Zubayr, Urve degen köleri yem var. İkkeleleri keldi. Kelip analarını peşanalardan öptüler. Aittiler ki Haccac beni üşlese soyadı. Terinmiş livaladı. Şundan havatırda men dedi. Degen de ona aitti ki ey oğlum dedi. Hakta bugeninden keyin korkma dedi. Koyunu soygenden keyin terisini şilişliği unga zarar kımaydı dedi. Ölüm rahat dedi. Ölüm rahat. Urva aytadı ki bu gapni akam başkaça tushundi dedi. Yani men ölüp ketsem seni halatini körmesem menge rahat deb oylayapti onam deb oyladı. Aslida sen dünyadan ötüp ketadigan bo'lsang seni şu o'tishligingni ko'rmasligim menga rohat deb tushungan edi deydi. Keyin o'g'rini quchoqladi. Quchoqlaganda ichidan sovut kiyib olgan ekan Abdullah. Nimaga sovut kiyib olding? Qo'rqyapsanmi dedi. Haqda bo'lganingdan keyin qo'rqma. Yech sovutdi dedilar. Abdullah sovutni yeşti ve Haccac zalimni aldıge bardı. Haccac zalim o kişinin başlarını agen. Cesetlerini köçege asıp koygen. Üç gün asıklıca turgen ceset köçede. Asma Haccac aldıge bardılar. Haccac ey ona dedi Asma ge. Mine aybleme dedi. Çünkü ben amirmen dedi. Menge büyürgen halife var dedi. Onu büyürüğü bilen kıldım bu işi dedi. Asma aitti ki beni ona deme. Ben sen yokuşakken bana tuğumakken ben dedi. Peygamber aleyhisselam etkenler.
Bani Saqif'ten ikide adam çıkadı. Bittesi kezzap, bittesi zalim. O kezzapını kurduk. Muhtar as-Saqafi diye adam çıkan. Peygamber vakiyen, Allah Teala belasını bergen onu. Ama ikincisi zalim, sen dedi. Asma Haccac'a karab. Ey iki belbağ sahibesi, oğlin menge karşı isyan kıldı. İsyan kıyanı üçün cezasını verdim dedi. O fasık idi. Yani emirge karşı çıkan adam fasık boladı dedi. Degende Asma etti ki bir kere etsipsen dedi. Ben oğlumunu belagatki yetkenden beri her daim keçesi kıyamda ekenliğini körgen ben. Kündüzü roza darıdı. Bu oğlumge birinci bulup Resulullah'ın söyleyileri kirge. Ama Resulullah'ın hadisleri kulağımda durdu. Saqif'ten bir kezzap, bir zalim çıkadı degen, kezzapını kördük, zalim sensen dedi. Benden ne haklıysız dedi. Oğlumun cesedini kaytarabilir dedi. Başını cönetken dedi, baş gitken. Yani hakikatte katılıkı kendini kursa için upe etti, başı cönetçerken. Ceset kaytarabilirdi. O kişini yuvup kefalle defın kıldılar. Rivayetlerde iki kıl rivayet var. Oğullarını defın kıyken derken yedi gündeki başka biri de 15 gündeki ötkenler özleri ya. Asma radıyallahu anh'a hadisler hem rivayet kıyarlar. 70'ten artık hadis rivayet kıyarlar. İmam Buhari'de 7 de hadisleri var. İmam Müslim'de 5 de rivayetleri var. İmam Müslim 7 de hadiste ittifak kılışken Asma anamızdan. Muhacir bugün sahabeler içi de en ahire vefat etkenler. Şu kişi en ahire. 80'den ötken davurları da. Allah Teala razı bugün olsun. Şunday zatlarını terbiyelegen, şunday zatlar ni kurgen tarihi caydamız. Ular hakkında eşitip, okup, organıp koyuşumuz gerek. Kızık bir hadise hem var. Aile şeraiti biraderler. Adli boladı her daim. Kim midir ailesi Osman'da, kim mikidir Akiyen'de, kim mikidir Mars'ta yaşamaydı. Şöyle oturgen hemmenin takdiri var özge yaraşa. Hemmenin aile siyaseti var. Şunun için aile siyasetini erkek ayol özü halkırış gerek. Her gün halat buladı. Ailede her gün halat buladı. Zübeyir ibn-i Avvam radıyallahu anhu asmanı talak kıyarlar. Kattık oludular. Tükümüz kattık oludular. Raş kılardılar. Ayollarını kızganardılar. Bir kısal kattıkları atayıp turgan ekenler Abdullah kip kaldı oğulları Helge Abdullah. İşiden kırıp geliyordu. Tohta dedi Zübeyir. Tohta onayını kımaya için geliyorsan biliyip ben. Tohta işiden kirsen talak kılama onayını dedi. Degende Abdullah etti ki dede dedi onemge zulümü köp kıvardıyız lekin dedi. Talak kısız kılak olayın dedi işiden kırdı. Uşenge bayin talak kıvar geliler. Bu uşa ailenin bir siyaseti bugün. Lekin Zübeyir hakkında ne mi diyalıyız? Ne mi diyalıyız? Hadırgiler diyalıydı. Hatını ye kattık olakam dedi. Oy Zübeyir cenneti adam. Erkek kişi biraz zardali buluşluğu muhum ailede ahir. Eyle asma gir mi diyalıyız? Umye bir nasa diyalıyız? En makulünü mü? Bu gepki aralaşmasliği. Abdullah radıyallahu anhu ona mukutkardım degenler şundan ki. Kattık olakarlar. Lekin bu bilen bunların ortasındaki meselege biz ikkala tarafken tane kılalmayız. Aile meselesi de herkıl halat buluşu mümkün.
Alloh taolo ulug' zotlarini esladik, ularni fayzidan, ularni barakotidan bizlarga nasib qilsin. Farzandlarimizdan, zurriyotlarimizdan ahli ilmlar, qorilar, olimlar, millatga, ummatga foydasi yetadigan insonlar chiqishligini nasib qilsin. Sizlarni biroz vaqtingizni oldik, rozi bo'lasizlar. Bu diyorlarning qadrini shu qadar bilishimiz kerak. Bu joy eng dunyodagi afzal fazilati ulug' yerlardan hisoblanadi. Alloh taolo bu fazilatlarni g'animat bilishimizni o'zi nasib qilsin. Alloh subhanahu va taolo aytgan gaplarimizdan xato nuqsonlarimizni afv qilsin, to'g'ri gaplarimizni qabul qilsin. Bitta bo'lsa ham amal qilsak, qiyinchiliklarda, oila sharoitlarida erini himoya qilib, ayolini boshini silab, payg'ambar alayhisolatu vasallamning tarbiyasi bilan yurgan ayollarga, erlarga Allohning rahmati bo'lsin. Farzandlarga Allohning najoti, nusrati bo'lsin. Bugun endi juma kechasida o'tiribmiz. Ertaga kelganlar bilar, kelmaganlar uchun yangilikda baribir. Makka-i Mukarramada, Harami Sharifda juma o'qiymiz. Biroz vahliroq harakat qilishimiz kerak. Ertaga izdihom bo'ladi. Ko'p bo'ladi odamlar. Juma masalalarida nima qilishimiz kerak? Qanaqa tartiblarni qilamiz? Domlalarimiz, ustozlarimiz bir ikki og'iz gapirishadi sizlarga. Men siyratdan sizlarni biroz vaqtingizni oldim, rozi bo'lasizlar. İnşallah yana boshqa suhbatlarni ham Alloh nasib qilsa suhbatlashamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Cennetimizga hüccet bo'ladigan suhbatlardan qilsin. Kelganlarga ham qadamlarga hasanat. Gap cho'zib o'tirmaymiz. Faqat shu e'londa aytib qo'ymoqchimiz yig'ilganda ertaga juma kun juda ham odam ko'p bo'lib ketadi haramda. Taxminan bir 10lardagilar erkaklarni ihrom bilan ham kirgizmaydi pastga. Soat 10 da peshindan avval yopib qo'yadi taxminan. O'shaning uchun erkaklar Ka'bani oldida o'qimoqchi bo'lganda ertaroq 9 ga qolmasdan yoki 9 lar atrofida kelib, xullas bomdoddan keyin kelib etga nonishtani qilib, tayyorgarlik ko'rib, shu 9 ga qolmay ichkariga kirib olgan afzal bo'ladi erkaklar uchun. Ayollar ham endi keyinroq borsa ham borib jumani o'qib kelsalar bo'laveradi. Boshqa nima yo'q. Agar savol-javoblar bo'lsa, berishingizlar mumkin, aka. Savol-javoblar bo'lsa, ibodatga taalluqli, Makka'ga taalluqli bo'lgan. Mayli mehmonxonaga taalluqli bo'lsa ham, maishiy xizmatlarga taalluqli bo'lsa ham, savollar bo'lsa bersanglar bo'ladi. Yana bitta narsa, ertaga juma odam ko'p bo'ladi. Avtobusimiz 2 ta, lekin hamma birdaniga qaytadi. Hamma birdaniga. O'shaning uchun avtobuslarni ham kutib turib o'sha joyda. Boshqa avtobuslarga chiqib olsanglar ham bo'laveradi. Hammasi shu tarafga keladi. Yaqinroq kelib tushib olib, piyoda sekin yetib olsak ham bo'laveradi. U bizning stankadan qatnayotgan hamma avtobus shu mintaqaga keladi. Xavotir olmay chiqib olaverasizlar to'g'ri kelganiga. Aytoring o'sha yerda, be. Bo'pti, keling. Ha, menga beryapsiz. Labe aytoring. Aytaverar ekansiz shundoq. Mikrofon ijozat yo'q ekan. Bering, bering. Bering mana, gapiring. Men Andijon viloyati balish tumanidan keldim. Mikrofon gapiring, mikrofon. Xizmatlarga gap yo'q. Alloh qabul qilsin. Demak, ichmak, avtobus, avtobus. Bu mayda chuda qishlarga gap yo'q. Plus. Otma? Lekin bitta ikkita o'tirib olaylar ammo. Bilmaymi? Sanmara, biz duo qildik, ketkizib olmadik mana. Ikkita ishlar bo'lgan. Meni hayotimda bo'lgan esimga tushsa, yana yangilandi beyda. Mikrofonni qo'yib gapiring, eshitmayapmiz. Baliqchida cho'zim inloji shu voqealar bilan aytaman. Bu yerdagilarning vaqti yo'qroqda. O'zi alohida gaplashsakchi.
Bir 10 kişi kalsın mı mısın? 10-15 kişi eşsin. Yok, kalsın, yaplaşalımız. Derdim de bir işsin. Yok, ahırı da, he? Olmasa. Hadi bitti. Teşkil işlerini yaplaşı olaydık. Katta adamlardan. Hiç kanaka şari, hiç kanaka ibadetke talukli savallar. Beyde ekleyen geplerden bittersin. Yok, kim yaplaşalımız. Bul, al ile bile oturup dursun. Ne mesela? Saval yok. Hop, biraderler, bir kişi yazıptılar. Ustaz İltimas, onam hatmi Kur'an kılıp, sizge fakat Nas suresini kaldırdılar. İltimas, yakullab duasını kılıp bir sengiz deyiptiler. Hatmi Kur'an borakken, hatmi Kur'an'a kıp koyamız. Savallar yok mu ayarlarımızdayım? Allah acır versin, hadır kirip damalamız bu mesela. İttala vahlira, bomdatki barışımız kere. Hatmi Kur'an kılamız, inşallah. Keyin inşallah dua kılamız. ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم اجمع بيننا وبين حاجتنا كما جمعت بين أسمائك وصفاتك يا ذا الجلال والإكرام فروردگارا بو onamizni qilgan xatimlarni dargohingda qabul qilgin. Yana 4000 ta ixlos surasi o'qib savobini baxshida qilishimizni so'rashibdi. Alloh taolo duo umidida yotgan barcha o'tgan mu'min musulmonlarga baxshida qildik. Alloh taolo ularni xushnud qilgin. Darajatlarını yüksek kigin, amellerini özlerge sayaban kigin, bizlerini özümüzünü İhlas Suresi manası da geçiriş. Kur'an'ın sayesi de, Kur'an'ın himayesi de, Kur'an'ın faydamızge hüccet manası da amel kılışımızda Allah Teala nasip kigin, Kur'an'ı bizini karşımızge hüccet kılıp koymagin. Uşbu uluğ diyarlarge kademlerimizini yitkazdin, ibadetlerimizini kabul kigin, dualarımızını icabet kigin, müşküllerimizni oson qilgin, qarzlarimizni Alloh taolo o'zining qarzlarini yengil qilgin, bemorlarimizga shifo bergin. Parvardigoro juft islab yurganlarga solih soliha juftlar ato qilgin, farzand kutib turganlarga solih soliha farzandlarni ato qilgin. Parvardigoro butun yer yuzidagi musulmonlarga najot, mazlumlarga nusrat, zolimlarga o'zing kifoya qilgin. Xossatan o'zimizni yurtlarimizda hozirgi kundagi qiyin sovuqchiliklarda qiynalib turgan yurt xalqimizni Alloh taolo o'zining mushkullarini oson qilgin, gaz svetlarini barakotli qilgin. Alloh taolo xonadonlariga yorug'lik, fayz, barakot, ibodatlarni Alloh taolo qabul qilgin. Bu joyga qadam ranjida qilib kelgan ota-onalarimiz, aka-ukalarimiz, opa-singil birodarlarimiz barchalarini o'ylagan maqsadlaridan afzalini bergin. Niyatlarini shariatga muvofiq va muvofiq niyatlarini amalga oshirishda o'zing yordamchi bo'lgin. Jannatda ham Parvardigoro shunday davralarda o'tirishimizni nasib qilgin. Va sallallohu va sallama ala habibina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Rahmat, tashakkur hammaylarga.